Ben bir duş alayım. Sen neden bu kadar sık duş alıyorsun? Su iyi geliyor. İyi, aranırsın. Allah kahretsin. Ne oldu? Haluk şu anda o evde o kadınla birlikteymiş. Sana kim mesaj attı? Sen kimden öğreniyorsun bunu? Ne işi var onun orada? Ya bilmiyorum. Mahkeme günlüğü konuşmaya gitmiştir. Eşyalarını almak istemiştir. Ne bileyim, ne önemi var şimdi? Bilmek zorundayız. Hemen öğreneceksin. Ve Haluk bu gece o evde kalmayacak. Efendim? Haluk neden hala evde Meltem? Sen hala bizim evi mi gözetliyorsun? Soruma cevap ver. Zeynep ayrılacağımızı bilmiyor. O uyuduktan sonra çıkacak. Meltem bana yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır. Meltem bak, bana bir oyun oynamıyorsundur inşallah. Oyun falan yok. Sadece kızımız için bir aradayız şu anda. Sen iki ay meselesini konuşabildin mi? Yani iki ay daha evli kalmak zorunda olduğumuzu söyledin mi? Hayır. Henüz fırsatını bulamadım. Bak bu süre zarfında hala bir şey olursa... Olmaması için uğraşacağım Meltem. Tamam. Sağ ol. İyi geceler. İyi geceler. Ne demek oluyor bu? Bak, fırsatını bulamadım. Sana bir türlü açıklama yapamadım ama böyle bir durum var. Fırsatını bulamadım ne demek ya? Sen bana yalan söyledin resmen. Hayır, ben sana yalan falan söylemedim. Ben sana yalan söyler miyim? Bana resmen yalan söyledin. Boşanacaklar dedin, konuştum dedin, ikna ettim dedin. Haluk hala o kadınla o evde. Tutku. Tutku bak, sakin ol. Anlatacağım sana her şeyi. Sen bana verdiğin sözü tutmadın ya gece. Haluk bu gece o evde o kadınla uyuyor ya. Her şeyin suçlusu sensin. Senin yüzünden bu gece Haluk'un o evde o kadınla son uykusu olacak. Yarın onları büyük bir kabus bekliyor. Bunların bütün suçlusu sensin. Onlar olacak, her şeyin suçlusu sensin. Ben değil. Tutku, istediğin her şeyi yaptım. Meltem'i Haluk'tan ayrılmaya ikna ettin. Daha ne istiyorsun? Ne zaman boşanacaklarsa boşansınlar. Bize ne? Sana hiçbir şey için hesap vermek zorunda değilim. Onlar hemen boşanacak. Eğer benimle birlikte yeni bir hayat kurmaya hazırlanacaksan ve eğer ben sen ne dediysen harfi harfine hiç sorgulamadan yaptıysam ve hayatımı riske attıysam, evet, bana bir açıklama yapmak zorundasın Tutku. Bence şimdi bu aklına gelmemeliydi. Bak, ben iyi olabileceğimize, buradan çok uzakta, hiç kimsenin sorgulamadığı, bilmediği, güneşin hiç batmadığı bir yerde çok mutlu olabileceğimize inandım. Ve buna inanıyorum. Ve bunun için de, senin için de her şeyi yaparım. Biliyorum. Tamam. Tamam, seni sıkıştırmıyorum. Çünkü biliyorum, üzerine geldikçe daha kötü oluyorsun. Ama sadece şunu bilmeni istiyorum. Eğer bu aileyle ilgili sorununu kendi isteğinle gelip bana anlatmadığın sürece artık sana yardım etmeyeceğim Tutku. Senden yardım isteyen yok zaten gece. Başladığın işi ben bitireceğim artık. Kendi yöntemlerimle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarım.